senin kızın değilim. Hasret. Bana kızım deme. Ben senin kızın değilim. Sen benim annem değilsin. Her şeyi anlatacağım. Hiçbir şey anlatmayacaksın. Seni dinlemek istemiyorum. Hasret. Benim annem yok. Hasret! Yürü dedimse yürü. Laf dinle biraz. Yürü. Ya nereye gidiyoruz abla, nereye? Eve. Eve mi? Ya sen delirdin mi? Bütün gazeteciler orada. Biz eve mi gideceğiz? Ben ne diyorsam o, yürü hadi yürü. Ya birinden mi kaçıyoruz abla? Geceyi mi patlattın, ne yaptın? Ya çok konuşma dedim. Yürü bir şu taksiye hadi. Hasret. Hasret. Bir de her şeyi anlatacağım diyor. Neyi anlatacaksa. Keşke dinleseydin. Belki gerçekten de bir açıklaması vardır. Bir açıklaması olsa çoktan yapardı. Kaç aydır sizin evde beraberdik. Niye demedi ben senin annenim diye? İstemiyorum onun anneliğini. O kadar zaman ağzını açma. Yüzüme bakıp gerçeği sakla. Şimdi elinde bilet. Tam gidecek. Ben senin annenim de. Aç. Aç gelmiyoruz de. Solistimiz annesini buldu, sonra tekrar kaybetti de. Tebrikler Levent Teşekkür Bey. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok güzeldi. Buyurun efendim. Levent neler oluyor? Murat nerede? Gösteriden sonra burada olacağımızı bilmiyor muydu? Biliyor. Nesrin Hanım, pardon. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İstanbul'a yakışan bir müzik şöleni oldu. Hem vakfı hem de oğlunuzu kutluyorum. Murat Bey'i göremedik. Onu biliyorsunuz. Pek sevmez böyle ortalıklarda görünmeyi. Kapanış solistine bayıldık. Ne kadar güzel, ne kadar zarif bir hanımefendiydi. Evet, çok zarif biri. Kendisini görebilecek miyiz? Bugün için biraz zor ama bundan sonra sık sık göreceksiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Salih Bey, bir hoşçakalın demeden mi gidiyorsunuz? Güzel bir gece oldu. Herkesi tebrik ederim. Müsaadenizle uçağa yetişmem lazım. Bırakmayacaklar. Zaten ayıp oldu herkese. Hadi git sen. Eğer seninle kalmamı istiyorsan. Babamla yalnız konuşmak istiyorum. Birkaç saat önce nerede olduğunu hatırlıyorsun, değil mi? Evet. Bir sürü insan seni alkışladı. Şu anda yüz binlerce insan hasret diye bağırıp Taksim'e yürüyor. Hasret. Sen çok iyi bir öğrencisin. Öyle miyim? Hı hı.
Hem iyi bir öğrencisin. Hem de... Hem de çok güzelsin. Keşke bu gece böyle bitmeseydi. Keşke. Bu gece daha mutlu olmayı hak etmiştim. Ben zaten mutluyum. Ben artık gideyim. Arayacağım seni. Abla, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Teşekkürler. Baba! Baba, neredesin? Baba! Nereye kayboldu, bunları anlamıyorum. Murat için bu gösteriden daha önemli ne olabilir? Bilmiyorum ama inşallah geçerli bir nedenleri vardır. Murat Bey gelmeyecekse röportaj için bir randevu isteyecektim. Şöyle yapalım. Uygun bir zamanda biz sizi arayalım. Olur mu? Olur. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Murat Bey tüm kariyerini bitirmeye kararlı. Gazetecilerin hepsini böyle kemkümle teker teker yolladık. Bu kadar önemli mazeret nedir acaba? ₺20. Kolay kazanılıyor sanki ₺20. Armut kafa. Ya tamam abla, uzatma. Bulursun müşteri, al. Millet amma alkışladı var ya. Bir daha çıkacaksın diye bekledi herkes. Kız, Asret, ne bu hal? O ne? Okusana. Canım kızım Asret, sana ananın kim olduğunu söyleyemedim. Ne desem nafile. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Artık gitme vakti geldi. Hepinizin gözlerinden öperim. Beni affedin. Burhan. Nasıl ya? Gitti mi şimdi babam? Gitti. Ama yok be, gelir o. Ay, bilmiyor musunuz babamızın halleri işte. 3 gün gider, 4. gün gelir. Ya gelmezse? Aman ağzını ayrı aç be. Manyak manyak konuşma. Gelir o, gelir.
kız. Saim Hanım şeyi de konuştunuz mu hiç? Hı? Hiç. Nasıl hiç? Anan kız o senin. Bunca yıl sonra ortaya çıkmış. Konuşmadınız mı iki çift laf? Hı? Anlatmadı mı niye seni bırakmış? Hadi bırakmış. Bunca yıl sonra niye ortaya çıkmış? Hı? Nasıl gelmiş o eve peşinden? Seni nasıl bulmuş? Hadi bırakmış. Tamam bunu anladık. Abla! Bir şey sormayın bana artık. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Anam da yok, benim babam da, tamam mı? Saime denen o kadın sinsice evimize giriyor ve bizim hiçbir şeyden haberimiz olmuyor. Murat telefon edip haber vermese kim bilir ne zaman öğreneceğiz. Başım çatlamak üzere. Tamam Nesrin, sakin ol lütfen. Sakin olamıyorum Ethem. Evimde bir ajanla 6 ay yaşamışım. Nasıl sakin olabilirim? O kadın herkesi kandırmış. Bu hasret başımıza kim bilir ne işler açacak. Aman durmayın öyle ölü gibi. Lan cücük, aşağıda bir çay koy bakayım hadi. Ne çay şimdi ya? Lan bana bak, acık bir hareket olur. Hadi dedim, kalk. Araba mı geldi? Babam olmasın? Tabii, bak geldi işte, gördünüz mü? Ben size demedim Vasit kıyamaz gelir diye. Hasret, konuşmamız lazım. Neden geldin peşimden? Soru sorma ne olur. Sadece dinle. Dinlemiyorum. Dinlemeyeceğim. Daha önce anlatsaydın ne anlatacaksan. Yüzüme bakıp yalan söylerken. Kucağına yatırıp saçımı okşarken anlatsaydın. Annem değil de Kahya gibi davranırken anlatsaydın ne anlatacaksan. Kızım. Kızım deme bana. Kızın değilim ben senin. Hadi. Hadi git şimdi nereye gideceksen. Hiçbir yere gitmiyorum. Seni böyle bırakamam. Bırakamazsın. İyi. O zaman gel. Bak sana neler göstereceğim ben. Gel bak. Senin gibi zenginler geliyor buralara. Öyle dışarıdan fotoğraf çektirip gidiyorlar. Nasıl? Ha? Beğendin mi? İstanbul'un süsleri bunlar. Ama sen madem yabancı değilsin, gel bir de içeriden göstereyim sana. Herkese bu kıyağı yapmayız ha. Tanıştırayım. Bu bizim buzdolabı. İçi hep boştur böyle. Arada babamın biraları durur burada. Ha öyle adının buzdolabı olduğuna falan da bakma. Pek soğutuğu yok yani. Şuradan da su akıtır. Hasret. Gel. Gel bak. Bu da bizim musluk. Bir kör conta alamadık. Suyu öyle şıp şıp damlatır oradan. Bu musluktan sizin öyle evlerinizdeki gibi sıcak su akmaz ha. Biz kışın yazın ağzını bulaşık yıkadık ablamla. Hasret ne olur. Gel bak. Gel bak daha nereleri gezdireceğim sana. Anam kaç lan. Bak burası bizim odamız. Biz ablamla yatarız burada. Beğendin mi? Ha şu duvarda gördüğünüzler soba kurumu. Aa sen bilmezsin değil mi? Ay doğalgazın yoktur şimdi öyle isi pisi. Şimdi çıkıp ben geldim diyorsun.
Ne diyeyim ki ben sana? Ha? Ne diyeyim? Sadece dinle. Dinlesem ne olacak? Ne değişecek? İçim mi kaynayacak hemen sana? Sarılacak mıyım boyuna böyle hemen sıkı sıkı? Keşke hiç bulmasaydın beni. Ya ben içeri gireceğim. Lan dur. Ana kız konuşuyorlar. Aha çıktılar. Bile sarılmayacak mıyız? Hayır. Herkese rezil olduk. 40 yıllık dostlarımız, ahbaplarımız seni tebrik etmek için geliyor ama sen yoksun. Hasret'in gizemli annesinin arkasından gara gitmişsin. Anne lütfen. Hepimiz için yorucu bir geceydi. Evet, bence de bu gece böyle kapansın. Hayır efendim, kapatmak istemiyorum. Ailece bir skandalın eşiğindeyiz. Bütün bunların sorumlusu da Hasret'in bizzat kendisi. Önce kendisi, sonra annesi. Bakalım ileride daha kimler? Anne büyütme lütfen. Sadece onun yanında olmak istedim. Bunun onun için ne kadar önemli olduğu da ortada. Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Seni anlayamadığın ne biliyor musun Murat? Altınla kaplasan da teneke tenekedir. Belki de üstü tenekeyle kaplandığı için gerçekten altın olduğunu fark edemiyorsundur. Şimdi müsaadenizle biraz dinlenmek istiyorum. Evet, bence de daha rahat bir zamanda konuşuruz Nesin'cim. Yapma, gel. Cücük, Hasret nerede? Yukarıda değil mi? Nerede yukarıda? Yok. Aşağı dibi. Yok, ben görmedim valla. İçeride de yok. Yok. Konağa mı gitti acaba? Anne bu gece burada kalacağım demişti. Öyle demişti. Anne nerede? Anam. Lan, aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bu deli kız kendine bir şey yapmış olmasın? Hasret! Kız! Hasret! Nakiye doğru söyle. Sen Saime'nin kim olduğunu biliyor muydun? Vallahi ben bir şey bilmiyordum Nesin Hanım. Ama anlamıştım. Geldiğinden beri o kadında bir tuhaflık vardı. Her şeyi alt üst etti. Uğursuz. Neyi alt üst etti? Hayatımı. Hayatımızı yani. Ya baksanıza, her şeyden kuşkulanır olduk. Siz bile benden kuşkulanıyorsunuz. Sinsi şey. İnşallah cezasını bulur. Yılan. Zor idare ettik gazetecileri. Neyse, her şey yoluna girdi mi? Saime Hanım gitti. Hasret evinde. Babasıyla yalnız konuşmak istediğini söyledi. Hasret nasıl peki? Bunu atlatması biraz zor olacak. Kolay değil. Haklısın. En iyisi başka şeylerle uğraşıp bu olayı hiç düşünmemesi. Zaten yoğun bir program onu bekliyor. Çalışarak daha kolay atlatır. Menajerliğe hemen başladım bakıyorum. Ne yapayım? Kafamın bir tarafı hep o yönde işliyor. Yarın ofise telefonlar yağacak. İşleri bir düzene koymalı. Diyorum ki... Önce aylık dergiye kapak olsun. Sonra belki bir televizyon şovuna çıkarırız. Ardından bir reklam. Bu arada klipler televizyonda dönmeye başladı bile. Levent, bu konuları sonra konuşalım. Şu anda seninle mücadele etmek için gerekli enerjim yok. Neden? Yenilmekten mi korkuyorsun? Bence yenilen varsa o da sensin. İddiayı hatırlıyorsun değil mi? Hasret'in başarabileceğine ihtimal vermiyordun.
O konular eskide kaldı artık. Biz bugüne bakalım. Ne demişler? Dün dündür, gelecek bizim. Kobra! Gelsene! Ne oldu kız, hayırdır? Gel gel, telefonunu ver. He, yok artık. Ne yok artık da be? Ne diyorsun, ver? Gülnaz, bu ilişkide böyle güven olmalı ya. Ben mesaj mı okutacağım sana sürekli? Ya ne mesajı be Kobrettin? Asret'imi arayacağım. Konağa mı gitmiş, onu soracağım. Ver. Desene kızım, ne bileyim ya. Allah'ım yarabbim. Sanki mesajlarına bakacak olsa vermeyeceksin yani. Ele bir şey göreyim. Gör bak ne oluyor. Alo. Murat hocam. Ben Gülnaz. Heh, Gülnaz. Asret orada mı acaba? Yok mu? Hayır, bana hiçbir şey demedi. Bekleyin, ben de geliyorum. Ne olmuş? Hasret kayıpmış. Mahalleye gidiyorum. Ben de geleyim. Sen bekle Levent. Belki buraya gelir. Bana haber verirsin. Bir şey olursa ara mutlaka. Tamam. Ah be Saima Hanım. Onca yıldan sonra analığım mı tuttu? Geldin girdin aramıza Burhan Bey'le. Şu anda burada otursaydı, kemanıyla gönlümü titretseydi ne olurdu? Ne olurdu? Anam, yok işte kız, yok. Lan, iyice baktın değil mi? Ha? Bir not bırakıp da gitmiş olmasın Kadriye teyzem. Ya yok not falan. Anam, şu başımıza gelenlere bak. Önce babam, sonra kardeşim. Kız tamam be. Merak etme, çıkar bir yerde, panik yapma. Hani nerede? Çıksın o zaman. Gece gece kızın başına bir iş gelecek Kobra. Allah'ım yarabbim. Meydana çıkarız, herkes haber veririz. Hep birlikte buluruz hemen çocuk. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Of. Bir haber var mı? Yok be hocam. Hiçbir şey yok. Ne haber ne bir şey. Hiç. Ne oldu peki? Babasıyla mı tartıştı? Yok be hocam. Ne babası? Babam bir not bırakıp gitmiş. Tam biz evde ona dertlenirken Saima Hanım geldi. Saima Hanım buraya mı geldi? Evet. Geldi dedi. Asret seninle konuşacağız. İçeri girdiler. Artık ne konuştular bilmem. Bizim kızın tepesi attı gitti. Gidiş o gidiş. Yok işte. Ama Asret haklı. O kadın onun yüzüne böyle bakıp bakıp susmuş. Ayıp ama. Hoca hayırdır ya? Ya yoksa sen de mi biliyordun onun anası olduğunu onun? Konserden birkaç gece önce öğrenmiştim. Saima Hanım konserden sonra söyleyeceğim deyince ben de yani... Tamam hoca, tamam, artık Asret'e anlatırsın detayları. Anam, aman Murat hocam, şimdi Asret'im çok üzülecek. Tamam be Kadriye teyze. Tamam, biz söylemezsek duymaz. Şimdi söylemezseniz daha iyi. Ben uygun bir zamanda her şeyi anlatırım ona. Kız ne konuşuyorsunuz? Herkesi dağıttım. Hem öncecik buluruz kara kız. Ben de arayacağım. Hoca ben de seninle geleyim be. Yok yok, dağılalım. Daha çabuk buluruz. Tamam peki. Ben de aşağıdaki parka gidiyorum. Hadi. Kadriye teyze, ben de evde bekleyeyim. Bana da haber edin bir şey. Tamam tamam. Hadi. 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 Geldim. Oh,
Biraz konuşabilir miyiz? ...17, 18, 19, 20... ...önlüm, arkam, sağım, solum ebedildir... ...saklanmayan sobedir... ...Asret... ...neredesin? Nereye saklanmış benim kardeşim? Neredeymiş benim kardeşim? Tamam Levent. Bulunur bulunmaz sana haber veririm. Tamam mı? Gülnaz! Hah, Murat Hoca. Bir haber var mı? Haber yok. Ama nerede olduğunu biliyorum galiba. Bin o zaman. Tamam. Murat Hocam, istersen sen konuş, daha iyi olur. Tamam. Hasret. Murat Hoca. Murat Hoca. Nereden buldun burayı? Gülnaz buldu aslında. Hasret. Ne biçim hayat bu ya? Tam bir şeye alışıyorsun. Başka bir şey oluyor. Ona da alışıyorsun, başka bir şey. Yeter artık be. Yeter artık. Tamam. 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 Aylarca yanımda. Böyle dibimde dur. Hiçbir şey söyleme. Annenim deme. Nasıl bir şey bu ya? Ona sormak isterdim. Sen ne yaptın ya? Ha? Ne yaptın? Ablamın yaptıklarının onda birini yaptın mı? Hadi onu geçtim, yüzde birini yaptın mı be? Ha? Zamanında gelseydin ya. Geçti artık Hasret. Lütfen. Bağırsaydın, kızsaydın, dövseydin. Ay işte annem var derdim be. Bağırsaydın annem o derdim. Dövseydin annem o derdim ya. Yüzüme tükürseydin annem o derdim be. Aslanlar bile yavrularının yanından ayrılmıyor. Onları korumak için ayrılmıyor. Kahya rolünü çok iyi oynadınız. Sizden beni anlamanızı beklemiyorum Nesrin Hanım. Sizin hayatınızla benim hayatım arasında çok fark var. Buraya kadar gelip benimle konuşmanızı anlayışla karşılıyorum. Ayrıca size yalan söylediğimi kabul ediyorum. Bunun için özür dilerim. Ancak suçlamalarınızı duymak istemiyorum. Keşke burada benimle Nesrin Hanım olarak değil de bir anne olarak konuşsaydınız. Belki o zaman beni daha iyi anlardınız. Bizim hayatımız hiç mi doğru gitmeyecek? Bir yandan gülerken bir yandan ağlayacak mıyız hep böyle?
Babam desen bir başka. Annem desen. Niye böyle oluyor ki hep? Niye hep böyle oluyor? Geçti artık. Üzülme sen. Üzülme. Çok yoruldum artık. Çok yoruldum. İyi ki sen varsın. Orası pis. Olsun, boş ver. Kusura bakma, geceni berbat ettim. Bu gece senin gecen. İkimizin. Evet. İkimizin. İyi ki karşıma çıkmışsın. İyi ki seni bulmuşum. Senden başka kimseye güvenmiyorum galiba. Sen benim her şeyimsin. Okulun bahçesine baktım, surlara baktım, parka baktım. Yok arkadaş, karılar babına bile baktım. Çüş! Kız baktım dediyse o kadar değil yani. Ya ablamı kimse bulamaz, anca o isterse gelir. Ulan Asriyet'i anladık, tamam okey de. Ebekiren işte nerede? Ne bileyim, biraz çıkacağım dedi. O da kayboldu. Allah Allah. Ya koca adam gitmiştir hiç be. Ya Kadriye abla, Bekir abi mühim değil, o soru değil, buluruz onu. Mühim olan Asriyet. Kafayı çalıştır Kobra, kafayı çalıştır. Asriyet'in yerinde olsan nereye saklanırsın? Ne bileyim ya. Aa, ablam geliyor. Tamam tamam, bulundu, merak etmeyin, geliyorlar. Anam hadi gözünüz aydın. Sağ olasın kız. Bekir de geliyor mu? Yok Kadriye teyze, Asretimle Murat Hoca geliyor. E kız, Murat Hoca ne alaka? Solisti, merak etmiştir. Ay bu mahalle yetmedi, gittiniz bir de oraları ayağa kaldırdınız değil mi? Evet öyle. Asretim önce konserde bileti ayağa kaldırır, sonra da mahallede. Ay güzel söylese bir şey demeyeceğim de, neyse. Ne o kız? Konserde böyle böyle alkışlıyordun, şimdi ne oldu? Ayol herkes ayağa kalktı alkışladı diye ben de alkışladım. Ay. Öylesine. Yolacağım. Siz oğlunuzdan yıllarca ayrı kalsaydınız, gülüşünü görmeseydiniz, sesini duymasaydınız, peşine düşmez miydiniz? Benim yaptığım gibi onu bulmak için yıllarca uğraşmaz mıydınız? Ben çocuğumu ne olursa olsun bırakmazdım. Doğru. Siz benden belki de daha iyi bir annesiniz. Oğlunuzla ilk günden beri aynı evde yaşıyorsunuz. Nereye adım atsa haberiniz oluyor. Yemeklerinizi beraber yiyorsunuz, beraber tatillere gidiyorsunuz. Ama bir şeyin farkında değilsiniz. Yakın olduğunuzu sanıyorsunuz. Ama en az benim kadar siz de uzaksınız çocuğunuza. Haddinizi aşmayın Saima Hanım. Bence siz de aşmayın Nesrin Hanım. Burası benim evim. Eğer müsaade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum. İyi akşamlar. Aa, hoş İyi geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Aa. Kız, biz de kalkalım artık. Hadi o zaman anca. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi kız görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Kadriye teyze. Otursana. Hadi kız görüşürüz. Hadi görüşürüz Kadriye teyze, dikkatli gidin. Bir şey içer misin? Yok, içmeyeyim. Hadi ben de içmeyeyim. Kobra. Ne oldu hayırdır? Kobra dedim. Duydum. Kobra dedim, gel. Gel. Görüşürüz hocam.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu kız? Kobra, sen ne kalın kafalısın öyle. Gel içeri geçelim. Girmişin kara kedi gibi aralarında oturmuşsun öyle. Ya Allah Allah, yani iki muhabbeti belini kıramayacağım ben bacağımla. Kıracağım ben şimdi seni belini bacağın ama ha. Allah'ım ya. Bacanağım değil mi o benim? Değil. Niye? Çünkü biz evli değiliz. Bak parmağıma, yüzük var mı? Yok. Neden? Çünkü Kadriye teyzem geri aldı, emanetti o. Kadriye abla benden de geri aldı ama ben konuşmuyorum seni gibi. Kaybol kobra. Gözüm görmesin seni, hadi anacığım. Dondurma alacağım. Bacanağım neli sever acaba? Kobra, hadi anacığım, hadi naş yürü. Allah'ım. Ne haber lan Kara Şimşek? Morali mi bozuk? Çekirdek. Ben de dertliyim aslında, bakma böyle çekirdek çitlediğime. Evet ya. Nereye gideyim oğlum? La siz ailece kararlı mısınız beni kovmaya? Ablam bir yandan, sen bir yandan. Babam bir yandan. Ben de diyorum bu niye böyle? Aklım başımdan gitmiş. Baban gitti diye mi senin gözler sulandı? Sulu falan değil, ağladığım yok. Oğlum baban gitti diye caz mı yapacağım bana? Biz de kimsesiz büyüdük. Ne var yani? Benim de anam babam yok. Bir yerim mi eksildi? Tamam olsa iyi olurdu ya. Yok yani ne yapalım? Dünyanın sonu değil ya. Tamam mı abicim? Tamam desene oğlum. Tamam. Al. Anlayacağın annem yoktu zaten. Şimdi babam da gitti. Bizim hayatımız böyle işte. Bir şeyimiz tam olsa bir şeyimiz eksik olur. Şu anda hayatında tam olan bir şey var mı? Hı? Var. Nasıl bir şey? Anlatsana. Uçsuz bucaksız bir şey. Sanki kalbimin yerinde kocaman bir yıldız var gibi. Yüzümü güldüren, içimi ısıtan bir şey. Onu gördüğümde etrafımdaki renkler bile değişiyor. Kokular bir başka güzel kokuyor. Beni kendine çekiyor. İçimdeki bir şeyler bırakıveriyor kendini. Asret, çay koy mu kız? İçer miyiz? Kız iyi olurdu tavşan kanı. Ben içmeyeceğim. Yok abla, biz içmeyeceğiz, sağ ol. Kız bu sıcakta hararetini alır insanın. Bu gece burada kalsam iyi olur. Bizimkileri yalnız bırakmayayım. Bugün Gülnaz arayınca çok korktum. O kadar kısa sürede o kadar çok kötü şey düşündüm ki. İnanamazsın. Boşuna korkmuşsun. Bak yine beraberiz işte. Seni kaybetmek istemiyorum Hasret. Ben de. Buran abi gitti ya, ona takmış kafayı. Lan! Sokmak kafa. Daha alışamadın mı babamızın hallerine? O bir gider bir gelir öyle. Abla, bu sefer gelmeyecek. Gelir, gelir. E canım gelmezse gelmesin. Ne yapalım? Biz bakarız başımızın içerisine, ne olacak?
Ben de öyle dedim be. Hiç. Ya senin dedim yanında dedim kapı gibi kayınçom var oğlum. Kapı mı? He. Kapıya bak. Daha işi yok gücü yok kapıyım diyor. Çelik kapı. Ben menajerim kızım. Papucumun menajeri. Sen cebindeki paradan haber ver. Şu an işler biraz kesat ama açılır yani Allah büyük. ...1040 lira bu bayiden çıktı. Ah ulan ah, bu para bana çıkacaktı var ya. Abla. Hı. Ne düşünüyorsun? Yemek takımı. Yemek takımı mı? He. Kız. Geçen pazarda gördüm. Böyle böyle. Gelsene buraya. Ay. Kız, bir görse böyle tavaya ev kenarlarında, ev de ortasında kocaman kırmızı güller var. Ta içinde geliyormuş, kaliteli yani. De, onu alacak para nerede bizde? Bir de bu kargaşada evlilik nanesi çıkardık ortaya. Ama bizi boş versen. Siz ne yapıyorsunuz Murat Hoca'yla? Kız gördüm, adamın gözleri hepsi de ha. Aşık mı oldunuz kız? Bilmem ki. Bilmem de böyle bir şey olacak. Öyle her şey bozulverecek diye ödüm kopuyor biliyor musun? Sonra diyorum ki kızım Hasret sen manyak mısın? Neden öyle birdenbire bir şey olsun ki? Kendine gel diyorum bak bir yaşa. Ben daha önce hiç böyle olmamıştım. Rüya gibi.